Görüntülü. Peki. Fırat Akay merhaba. Beni rahat duyabiliyor musun? Evet, arkadan tabii dumanlar yükseliyor. Çok üzücü. Peki Fırat Akay, şimdi elimizdeki bilgiler neler? Yangının çıkış nedeniyle ilgili kesin bir şey söyleyemiyoruz. Yeni bir açıklama geldi mi? Sabotaj ihtimali güçlendiren nedenler neler? Gece nasıl bir müdahale oldu? Günün ilk ışıklarıyla birlikte müdahaleye ayrıca destek olarak neler eklendi? Nedir son durum? Kaplı alanında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Yangının yaklaşık 45 ila 50 dakika içerisinde havadan bir müdahale oldu. Havanın kararmasıyla birlikte havadan müdahale sona erdi ve karadan müdahale başladı etkin bir şekilde. Hem Arazözler hem de Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri burada çalışmalarına başladı. Kameraman arkadaşım Cavit Akgülen'le birlikte alandayız. İlk ışıklarıyla birlikte an itibariyle 14 uçak ve 20 helikopter sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yangına müdahale etmeye başladı. Tabii bununla birlikte özellikle kameraman arkadaşım Cavit Akgülen'den rica edeceğim. Sol tarafta hemen iş makineleri var. O iş makinelerin olduğu noktada bir yol açıldı. Arazözler aşağı doğru inip etkin bir müdahale, etkin bir şekilde yangını söndürebilmeleri için böyle bir yol izleniyor şu an itibariyle. Tabii ki de orman işçileri, itfaiye işçilerinde geçiş yolu açısından daha kolay, daha etkin bir şekilde yangına müdahale edilmesi isteniyor. Bununla birlikte gece saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım Orman Bakanı Vahit Girişçi bölgeye geldiler. Helikopterde inceleme yaptılar. Daha sonra yangın koordinasyon alanına gittiler. Yangın koordinasyon alanında dijital ekranda aktarılan yangınla ilgili son durumu aldılar. Bilgileri aldılar. Yine bu kapsamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yangının sabotaj ihtimali var mı yok mu sorusunu sorduğumuzda jandarma ve emniyet ekiplerinin bu konuda çalışmalarının sürdüğünü, gerek sabotaj ihtimali gerekse doğal bir yangının olup olmadığının en iyi, en etkin şekilde araştırıldığını, bu konuda çalışmaların sürdüğünü belirtti. Gece saatleri itibariyle karadan müdahale çok çok fazlaydı ve yaklaşık 1600 orman işçisi, itfaiye işçisi yangına müdahale etmeye başladı. Bununla birlikte yaklaşık 400 arazöz ve itfaiye aracı da yangın sahasında iş makineleriyle birlikte yangına müdahale etmeye başladı. Tabii ki de yangın çıktığı ilk andan itibaren kuvvetli bir rüzgarın da etkisini yitirmesiyle birlikte akşam saatlerinde, özellikle gece saatlerinde rüzgar etkili değildi. Aslında bu bir avantajdı, rüzgarın etkili olmaması. Çünkü yayılımın önüne geçmiş olundu. Artış olmadı rüzgar, çünkü bölgeyi tamamen kaplamadı. Yayılım engellendi. Özellikle karadan müdahaleyle birlikte gece saatlerinde gerek sivil toplum kuruluşu gönüllerinin, gerek Marmarislerin, gerek Muğlalıların bölgede etkin bir şekilde çalışması gece saatlerinden sabah saatlerine ve şu dakika itibariyle de sürüyor diyebiliriz. Yine bu kapsamda havadan müdahale sabah saatlerinde başladı. Arda arda sortiler yapılmaya başladı. Hem helikopterler hem de uçaklar 3 farklı noktadan yangını söndürebilmek için cansiperane bir şekilde çalışmalarını sürdürüyorlar. AFAD'dan da bir açıklama vardı. Olası bir afet durumuna, olası bir olağanüstü durumuna karşı Uşak, Afyon, Karahisar, Kütahya gibi illerden ekiplerin hazır bekletildiği, teyakkuz halinde olduğu olası bir durumda çıkış yapılacağı konusunda sosyal medya hesaplarından açıklama yapılmıştı. Olası bir yine sağlık problemine karşı burada orman işçilerinin, itfaiye işçilerinin yangına müdahalesi sırasında yaralanma ya da herhangi bir şekilde olumsuz sağlık durumuna karşı hem UMKE ekipleri hem de 112 sağlık ekipleri bölgenin çeşitli alanlarında konuşlanmış durumda, olası bir duruma karşı doğrudan müdahale edebilmek için şükürler olsun ki herhangi bir şekilde ne orman işçimiz yaralandı ne de olumsuz bir durumla karşılaşıldı. Bolivya'da evet tahliye işlemleri de yapıldı gece boyunca. Yerleşim yerlerine herhangi bir tehdit söz konusu değildi ya da yanan bir ev yoktu, yanan bir yerleşim noktası yoktu. Ama olası bir duruma karşı yine yerleşim yerleri de ekiplerce boşaltıldı. Şu dakika itibariyle yangının üzerinden yaklaşık olarak 12,5 saat geçti ve 13. saate doğru gidiyoruz. Ekiplerin burada, Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin havadan müdahalesi 14 uçak, 20 helikopterle birlikte sürerken sağda, aşağıda ve diğer bölgelerde yaklaşık 400 arazözle birlikte 1600 personel şu anda Marmaris'te yanan ciğerlerimizi söndürmek için cansiperane bir şekilde çalışıyor diyelim. Sözü tekrar size bırakalım. İyi haberler bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz Fırat Akay. Demirören Haber Ajansı muhabiri bölgedeki son durumu paylaştı.
Bu arada Dalaman ilçesinde de bir orman yangını çıkmıştı. Bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı ama 1 hektarlık alan kül oldu. Bunu da ekleyelim. Ve diğer gelişmeleri geçelim. Tabii sıcak bilgi gelirse alandan, bölgeden tekrar döneceğiz. Ve nihayet askeri öğrenciler tahliye edildi. Yargıtay 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Sultanbeyli dosyası kapsamında tutuklanan ve müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrenci hakkındaki kararı bozdu. İlk olarak öğrencilerden Furkan Çetinkaya'nın annesi Melek Çetinkaya Twitter'dan "Emin değilim ama oğlum tahliye edilmiş, görmeden inanmam" mesajını paylaşıp Silivri cezaevinin önüne gitti. HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da sosyal medyadan paylaşım yaptı. "Yıllardır bu öğrenciler masumdur, boşuna zulmediyorsunuz" diye haykırıyoruz. Annelerin babaların göze aydın paylaşımında bulundu. Daha sonra zaten az önce gördük, Melek Çetinkaya'nın oğluyla çekilmiş bir fotoğrafı da paylaşıldı sosyal medyada. 15 Temmuz 2016'da darbe girişimine katıldı iddiasıyla Hava Harp Okulu öğrencileri hakkında müebbet hapis cezası verilmişti. Karar Yargıtay'da inceleme aşamasındaydı. Gözaydın annelerin babaların, Hava Harp Okulu öğrencileri müebbetle yargılandılar ya. Bunca sene böyle bir adaletsizliği. 2016'dan beri yatıyorlar yani, evet. Kaç yıldır? Evet. 4-6 yıldır mı yatıyorlar? 6 yıl oldu, evet. 6 yıl. İşte Temmuz'da 6 yıl olacak. 6. Şimdi burada iki tane mesele var. Bir tanesi zaten bu ülkede askerliğini yapan herkesin, bu öğrencilerin o darbe girişimine katılsalar bile, rol oynasalar bile suçlanamayacağını bilir. Çünkü bir emir vardır. Kalk gideceksin, şurada dur, burada bekle, şunu yap der ve yapmak zorunda. O ayrı bir konu ama bu öğrenciler girerken de evet buraya kendi ellerine soruların cevapları mı verildi? O şekilde mi girdiler? FETÖ ile bağlantılı olarak mı bu okullara girdiler? Başkasının hakkını yiyerek mi girdiler? Bu ayrı mesele. Eğer böyle bir durum varsa zaten bu bellidir. O ayrı bir dava konusuydu. 15 Temmuz'a katılmaları ayrı bir dava konusuydu. Hı hı. İkisini ama ne yazık ki işte o karambolde birleştiler. Kılıçdaroğlu bunun üzerinde çok durdu. Dedi ki ya bunlar öğrenci. Bunlar ne yapacak? Bunlar galiba şey öğrencileri değil mi? Hava. Hava. Bir de Kuleli'dekiler var. Onlar daha hapiste. Kuleli'den çıkıp da o Beylerbeyi'nde görüntülerinde gördüğümüz öğrenciler var. Onlar içeride mesela. Onlar bir kısmı tatbikat, yani ifadelerinde tatbikat var dediler. Komutanım silah al çık dediler falan. Yani şey bir durum. O 6 gecede yıldır, de çok şey yaşanmıştı, he? Hatırlıyor musunuz? 16 Temmuz, 15 Temmuz gecesi. Hiçbir şeyden haberi olmadan. Tabii canım, erler bile var öyle. Yani şeyleri, onu orada bir yapılan titizlik, Türkiye o titizliği mahkemeler göstermedi. Yani hepsini bir çuvala koyup şey yaptı. Halbuki o ayrımı eri farklı, öğrenci farklı değerlendirdi. Komutanı farklı değerlendirebilirdi. Hepsini bir yaptı. Şimdi Yargıtay'dan dönmüş. Evet. Bence doğru bir şey oldu ama dediğim gibi onu da altını çiziyorum. İçlerinde eline soruların cevapları verilen, torpille bu okullara giren, başkasının hakkını yiyen, FETÖ ile bağlantılı öğrenciler varsa da onlara ayrı bir muamele yapılması gerekir. Evet. Şeyde bu askeri vakalarda yargılama işi şey bir referans noktası olarak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bu Nürnberg mahkemeleri başlıyor. Şimdi Naziler yani muazzam büyüklükte insanlık kıyımları işlemiş. Yani bir soykırım var ortada. Soykırımın detayları daha sonraki yıllarda ortaya çıkıyor. Şimdi kimi yargılayacaksın? Yani bütün Almanlar da yargılanabilir. Gerçekten insan Nazileri iktidara getirenler bile yargılanabilir, evet, yani. Oraya kadar gidebilir. Oraya kadar gidebilir. Gönüllü askere yazılıyorlar, SS oluyorlar, şu oluyorlar, bu oluyorlar. Ama bunun sonu yok. Ne yapıyor? Orada komutanlar ölçeğinde bir yargılama yaptı. Bizim ülkemizde de aslında ilk ayaklanma değil 15 Temmuz. Yani askeri ayaklanma deyince Cumhuriyet tarihine daha önce meşhur 62-63 ayaklanmaları var. Talat Aydemir ayaklanmaları. Orada da mesela 63'te 20 Mayıs diyelim. Yani. Birincisinde affedilir de ikincisinde affedildi, idam. Ama ikincisinde Fethi Gürcan'la Talat Aydemir idam edildi. Şimdi Talat Aydemir de o zaman Kara Harp Okulu komutanı. Bütün harbiyelileri şey yapmadılar. O ayaklanma şeyinde. Şimdi Fethullahçılık daha farklı ama fenomen daha farklı. Yani ciddi bir örgüt var içeride. Burada Talat Aydemir için, Talat Aydemir örgütü için buna benzer bir şey diyemeyiz. Fethullahçılık çok daha derin, çok daha köklü, çok daha sinsi diyelim ya da uzun yıllardır
şey yapmış. Bir parantez açayım. Evet. Oradaki bütün hikaye radyoyu ele geçirmekti. Evet. O zaman biliyorsun. O zaman öyle. Radyoyu ele geçiren memleketi ele geçirmiş pozisyondaydı. Onlar da radyoyu ele geçirmek için harekete geçtiler. Evet, radyoyu ele geçiren de aynı ezber, nereden nereye geldi? Nereden çünkü nereye yani? Şimdi artık yani bu dönemde öyle 62'de 63'te olduğu gibi olmuyor bu işler. Evet. Bu Nürnberg mahkemelerini hatırlatman iyi oldu. Bu hani Kılıçdaroğlu'nun özellikle hesap soracağız diyor ya. Bir helalleşeceğiz ve hesap soracağız.